Ceyhan Nehri ile beraber Doğu Akdeniz'in su havzasını kirlilikten kurtaracak olan atık su arıtma tesisinin beton işlerinin %95'i tamamlandı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan karşılıklı proje anlaşması çerçevesince finansmanının %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i de milli kaynaklarımızdan karşılanacak olan Kahramanmaraş Su ve Atık Su Arıtma Projesi kapsamında. 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçemizin atık sularının arıtılacağı Kahramanmaraş Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan atık su arıtma proses, makine, ekipman ve teçhizatına sahip modern bir anlayışla hayata geçirilen tesisin işletmeye alınması neticesinde, sadece Kahramanmaraş genelinde değil aynı zamanda %90'ı il sınırları içerisinde yer alan Ceyhan Havzası'nda da ileri düzeyde çevre koruması sağlanarak doğal hayata katkı sunulacak ve dolayısıyla ulusal bir çevre yatırımı hayata geçirilecek. Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Mehmet Akif Akgürbüz, atık su arıtma tesisi inşaatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atık su arıtma tesisimiz Kahramanmaraş Merkez Atık Su Arıtma Tesisi'nde sona yaklaşmış bulunmaktayız. Kahramanmaraş 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde oluşan kanalizasyon sistemi aracılığıyla topladığımız ve uzaklaştırdığımız atık suların arıtılması için inşaatına son hızla devam ettiğimiz tesisimizde inşaat genel anlamda tamamlanmış olup elektrik ve mekanik çalışmalarda da artık sona yaklaşmış bulunmaktayız. Elektrik ve mekanik montajların tamamlanmasıyla kuru testlere ne başlayacağımız tesisimizde borulama çalışmaları da tamamlanmış durumda. Önümüzdeki günlerde de ıslak testlere de başlayacağız. Tesisimizin inşallah kısa sürede tamamlanması ile birlikte günlük şu an için 80 bin metreküp günlük atık suyun arıtılarak Sır Barajı'na verilmesi ve orada meydana gelen bugüne kadar oluşan çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflenmekte. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'un da belirttiği gibi şehrimizde evsel nitelikte atık suları arıtmaya yönelik yaptığımız bu tesisimizin havzanın, Ceyhan Havzası'nın korunması noktasında çok büyük önemi bulunmakta. Başkanımız da söylediği gibi aynı zamanda endüstriyel nitelikte atık suların arıtılmasına yönelik de çok ciddi çalışmalar beraberinde yürütülmektedir. Evsel nitelikli atık sularımızın arıtılacağı ileri biyolojik arıtma tesisimizin yanı sıra şehrimizde oluşan endüstriyel nitelikli atık suların bertarafı uzaklaştırılması arıtılmasına yönelik de KASKİ olarak ilgili birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ettirilmekte. İlgili birimlerle de sürekli koordine içerisinde çalışmaktayız. Atık su arıtma tesisi yüklenici firma genel koordinatörü Ümit Sezai Ozkay da konuşmasında tesis ile ilgili teknik bilgiler verdi. Arıtma tesisimiz 2045 yılını düşünerek dizayn edilmiştir. Bu 2045 yılında toplam nüfusun 1.320.000 olacağı düşünülerek dizayn edilmiştir. Şu anda inşaatı 2030 yılına göre yapılmaktadır. 2030 yılından sonra genişletme çalışmaları yapılacaktır. Bu yapım çevresinde yaklaşık 36 bin metreküp beton kullanıldı. Yaklaşık 4 bin ton demir kullanıldı. Yurt dışından gelen malzemelerin tutarı yaklaşık 8 milyon euro civarındadır. Toplamda 18,5 milyon euro maliyeti olan bir yapıdır. Bununla birlikte bu çamurdan üretilen metan gazıyla tesis kendi içerisinde kendi kullanacağı elektriği kendi üretecektir. Kompoze olarak atılması gereken çamur işletmeci tarafından bertaraf edilecektir. Şu anda Kahramanmaraş Atık Su Arıtma Tesisi Türkiye'de yapılan en büyük 5 arıtma tesisi içinde bulunmaktadır. Bu çapta, bu büyüklükteki arıtma tesisleri büyük şehirlerdeki 2040-2050 yılını planlamalarında yapılabilmektedir.